mi bağladın başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gır gır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da satrat kolay mı? Adını da yazdım alnıma, tövbeler olsun tövbeler. Bana varmazsan eğer, Allah seni taş eder, bu beder bu beder düşmanına. Bana varırsan eğer, kavli karar kader, tacı verir başıma yüz yaşına. Başım çok fena ya. Unutturma da kahvaltıdan sonra gideyim bir ilaç alayım. Hı hı. Tamam tamam Şahane. Kız Sultan, yoksa düşündüğün şey mi oldu kız? Ne düşündüğünü nereden bileyim be hala? Yedim ben. Ay kız, sen anladım da anlamazlıktan gelirsin ha. Doğru söyle kız, yoksa hamile misin? Ay inşallah kız Sultan. Yok daha neler be. Ne hamilesi? Akıl var, mantık var. İnsan bu kadar zamanda hamile kalır mı hiç? Abi yanlış anlama ya. Ne? Ama arabanın frenlere de bir problem var ya. Baktırmam lazım ya, önemli. Aman be Ferhat, beni bırak ondan sonra gidersin sanayiye ya. Peki abi, inşallah başımıza bir sakatlık çıkarmaz araba. Kamyon! Millet duydunuz mu haberi? Duydunuz mu haberi? Ne haberi ya? Ferhat kaza yapmış. He? Kaza mı yapmış? Evet abi ya. Sorma, taksiyi duvara vurmuş. Beter de içindeymiş. Bir şey olmuş mu Ferhatlara? Yok, Allah korumuş. Oh. Yalnız taksi haşat. Ekmek teklemiz gitti gitti. Ya tamam be Ferhat. Sana bir şey olmamış, ona şükredelim. Ne olur yeter. Doğru. Ya çok mu masraf varmış Beter? Vallahi tamirci nereden baksan 10.000 YTL tutar bunun tamiri dedi. Of. Ekranların en görkemli dans yarışması başlıyor. Yeni dans yarışması Dans Eder Misin'e katılın. Hem milyonlar sizi tanısın, hem de son model bu lüks arabayı kazanma şansını elde edin. 10.000 YTL'yi bulup taksiyi tamir ettiremeyiz belki ama Ferhat'a yeni bir araba hediye edersek bu işi kökten çözeriz. Kız dil dili konuşup durma be. Neyle alacağız, öpücükle mi? Almayacağız ki yeni arabayı kızım. Almayacağız mı? Aklından neler geçiyor Sultan? Sultan, sen çıkar şu dilin altındaki bakmayı bakayım. Şu dans yarışmasında birinci gelene araba hediye etmiyorlar mıydı? Ha. Ben o yarışmaya katılayım diyorum. Ay çok iyi fikir vallahi. Kesin kazanırsın ha. Ferhat, Sultan'ın bir kabahati yok. Tek amacı seni mutlu etmekti. Tabii abi, o yarışmaya katılınca benim çok mutlu olacağımı sanıyordu değil mi? Abi bırak Allah aşkına ya. Benim bu boş laflara karnım tok. Ferhat, sen taksiye çıkamıyordun. Tamir ettiremiyordun. Söyle söyle. Bütün gün hindi gibi düşünüp duruyordun be oğlum. Sultanın tek amacı o arabayı kazanıp sana hediye etmekti. Ya sırf senin yüzün gülsün diye katıldı bu yarışmaya be Ferhat. Vallahi abi ya. Tabii ya. Yoksa evli baktı kadın şöhretli ne yapacak be Ferhat? O canından çok sevdiği kocasına yardımcı olabilmek için neler yapıyor? Görüyorsun değil mi? Bak. Peki sen karına yardımcı olabilmek için ne yapıyorsun? Ha? Yok ya, daha neler. Bir de yardım mı edeyim abi ya? Edeceksin tabii. O senin karın oğlum. Oraya gidip desteklemen lazım sultanı. Ya tutturmuşsun bir delikanlı lafıdır gider ya. Delikanlı dediğin karısına destek çıkar Ferhat. Tabii ya. Anam iki kendi sakın sizi görücü düştü biraz. Yaşa sultanım. Arkandayız kızım. Arkandayız. Hadi sultan. 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 Sultan.
Ayşe? Evet. Kesinlikle birincilik sultanına. Çok güzel. Sultanım, helal 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 sultanım, Doktor bey, karımın nesi var söyleyin ya. Müjde beyefendi, baba oluyorsunuz. Eşiniz hamile. Allah! Allah! Annen ne oluyorum? Allah! Annen ne oluyorum? Olurum baba! Allah! Gel şahinem gel. Yavaş gel. Gel. Gel otur şöyle. Gel. Gel. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Aman. Şahinem be. Bir öpeyim mi kızımı? Ben de öpeyim be. Canım. Yavaş yavaş. Bak o salyan aktı yavaş. Şimdiden şımartmayın be. Ay başımıza çıkacak sonra. Merhaba canım. Nasıl tişörtüm güzel mi? Kız sana bu ne? Sen kafayı mı üplettin? Ne var? Torunumun ultrason resmini kattım gittim tişörtüme bastırdım yani çok şükür fena mı yaptım? Allah görmemiş ne olacak be? Kesmedi. Geç şu tarafa geç. Çekil. Şimdi. Kesmedi. Gittim. Torunuma bir de Eda'ya toka aldım. Güzel değil mi? Çok. Oldu canım. İstersen yutayım ben bunları. İçeride saçına taksın torunun. Allah'ın delisi. Bir dur doğsun bir önce. Canım. O da yetmedi. Bir de duygulandım. Gittim torunuma. Bir şiir yazdım. Üzcendiğiniz şeyi Atlas bebeğe yazdı ya. Ondan esinlendim. Şimdi müsaadenizle, yüksek müsaadenizle dinle beni Menekşe. Oku bakalım. Oku ben madde hadi. Okuyorum. Mendillerinizi hazırlayın. Çok ağlayacaksınız valla. Pembe bebek. Pembe bebek. Pembe ne demek? Ne demek? Sen demek. Sen pembenin torunusun demek. Sen var. Gelmek. Doğmak. Çok güzel olmak. Koşmak. Zıplamak. Uplamak. Bu kadar. Güzel mi canım? Beğendiniz mi ne demek Pembe abla? Duygu seline kapıldık, bayıldık adeta. Şimdi müsaadenle ben de sana yazdığım bir şiiri okumak isterim Pembe. Yağdı yağmur, çaktı şimşek, sen de mi şair oldun be eş... şarklı Pembe. Abicim siz hala hazırlanmadınız mı? Hadi düğüne geç kalacağız. Anam lafa daldık, düğünü unuttuk. Ha hemen hazırlanıyoruz. Hadi. 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 Hemen. Gel mangue
kako yandan gel mange kako kako yandan gel mange kako Sugar gel mange kako kako jaman gel mange kako Kız, dansız bozuntuları. O alaturaları bir taraflarınıza sokmayın. Vallahi çıkışta abuturunuza kadar ararım ha. Ha, eli bir üstünüzde para yakalayayım. O zaman ben çanağına tükürmez miyim? Ya Allah gözü doysun be pembe. Zaten düğünden 2000 lira para alacağız. Kaç üzeri parası ne karışıyor ya? Sen hariçten orada gazel okuma. Budik, şu çantandan bayıtma spreyini ver, şunu susturayım. Buyur teyze. Ayda, delirdin mi pembe ya? Çek şunu ya. Allah Allah, bir bayıltılı spreyin eksikti ha. Eksikti, şimdi eksik değil. Ha. Bundan böyle yanlış bir laf edeni bayıltırım, haberiniz olsun. Öf, tövbeler olsun be. Ay kadın delirdi yine be. Çek şunu, sıkma. Düğün sahibi geliyor. Asılın aletleri, asılın. Al koçum paranız. Eyvallah abi, sağ ol. Aa, burada 1000 lira var ama abi. Biz ikiye anlaşmıştık. Allah'ın çapulcuları, neyinize yetmiyor 1000 lira? Buldunuz da bunuyorsunuz. Hayda. Sadaka mı verirsin be? Çaldığımızın parasını isteriz. 2000 dediysek 2000 vereceksin ha. Vermezsem ne yapacaksın aslan parçası? Ana tapanca. Tapanca be. Anam çalıyoruz. 1000 lira anam fazla. Vallahi biz ne yapacağız 1000 lirayı? Aferin, böyle akıllı olun işte. Tabii tabii abicim. Bulaşın. Resmen psipalimizin üstüne kundu ha. Ay zihni bozuk baron. Keleyi getirdi bizi. Vücudunuz parayı çalıştırdı bizi. Saçmalamayın ya. Bu gaftini size böyle hakaret edip spalinize konmasına izin mi vereceksiniz? Adam, sen herifin tapançasını görmedin galiba. Ben o parayı o adamdan almayı bilirim. Bunlar bizim adresi biliyor mu Rıza? Bilmiyorlar abi. Güzel. Takı töreni daha yapılmadı değil mi? Cık, yok, yapılmadı. O da güzel. Gelin nerede? Az önce lavaboya gitti. Çok güzel. Pembe, benle geliyorsun. Kalk. Ne oluyor anam? Nereye geliyorum? Yerine geçeceksin Pembe. Sonra da takı töreninde bize eksik verdikleri parayı çıkaracağız. Helal be biter. Tutar şunu. Hadi, hadi kalk. Çantamı ver bana. Çantanı ver. Al, çantanı. Hadi. Evet, tamam, tamam hadi. Canım. Maşallah. Allah mesut etsin. Nasıl sevindim evlenme, ne tarifi yok. Sağ ol ablacığım. Ben sizi çıkartamadım. Olsun. Ben seni çıkarttım ya. Anam, anam sende ne pis bir koku geliyor böyle. Kötü koku mu? Ne kokusu? Tuvaleti kokusu üstüne silmiş. Vallahi gibi kokuyorsun. Fena bu. Kız koca koynuna sokmaz seni ha. Vallahi. Ben koku almıyorum. Anam burnun alıştı senin. Fena kokuyorsun, fena. Allah'tan dur dur. Yanımda parfüm var. Hareket etme. Ha, ben şimdi sana parfümü çıkaracağım. Dur az canım ha. Ha, mis gibi kokacaksın şimdi. Ha, dur dur, hareket etmesi. Ha, şimdi bak. Ay. Bak. Ay. Ay, bana bir şeyler oluyor. Ay, başım dönüyor. Annem bayıl bayıl, kucağıma bayıl. Maşallah güzel bayıl. Nasıl oldu? Çok gelinlik güzel oldu. Yakıştı be. Bana bak. Vallahi. Ay vallahi. Bitti. Şu duada iyice yüzünü ört. Yüzün görünmesin. Tamam annem, tamam. Takı töreni başlayacak, hadi. Ama tamam be. Duvarın altından baka baka yürü, tamam. Hadi. Yürü yürü. Yürü hadi, dur hadi. Bir dakika, dur yavaş. Hadi. Yavaş hadi yürü. Sevgili konuklarımız, şimdi takı törenine geçiyoruz. Aa, geliyor. Ay, maşallah. Ay. Gelinin teyzesinden geline bir cumhuriyet altını.
Şu duvağı kaldır da yüzünü öpeyim. Olmaz. Niye kız? Kocam kaldıracak duvağımı. Damadın amcasından geline beşi bir yerde. Bir miktar para. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teyzesinden bilezikler. Şuraya bak kız. Emine abla kuyumcu vitrine döndü. Bu kadar para altın yeter pembecim. Koyumuz meydana çıkmadan uzayalım istersen. Duran ama Celi'nin bizi takıyorlar. Biraz da taksınlar. Saçmalama pembe. Altınlar gözünü mü kör etti? Başımıza bela alacağız, yürü. Sen git be, sonra giyilirim be. Altı takıyorlar, ayır denir mi bunlara? Hatta... Pembe yürü dedim. Hadi. Tamam be, tamam. Tak hanım sen onu da. Müsaadenizle bir lavaboya gidip geliyorum. Motoru bozmuşum da üstüne afiyet geliyorum canım. Sahtekar bunlar, yakalayın bunları. Hikayet yok. Teker teker konuşun. Komiserim. Ayem mutlu günümde bunlar düğünümü mahvettiler. Düğünümde rezalet çıkardılar, hepsi de şikayetçiyim. Aa, zeytinyağı gibi hemen üste çıktı kadın. İnanmayın şuna komiserim. Asıl gelin benim. Bu sahtekar kadın gelinimin gelinliğini giyip yerine geçti komiserim. Takılan bütün altınları aldılar. Tübeler olsun anam. İnanma komiserim valla. Bu gelinlik benim kendimin gelinliğidir. Ben kendi kendime evleniyordum burada. Biriniz bana gerçeği anlatacak mı? Ben anlatayım komiserim. Rıza bunların düğününde çalmamız için iş buldu. Biz de hep beraber kalktık çalmaya gittik. Başları 2000 diye anlaşmıştık komiserim. Ama bu gördüğüm mafya kılıklı adam komiserim 1000 liramızı vermedi. Üstelik tabancasını gösterip bizi or gördü komiserim. Bu. Aklınca racon kesti bize. Yapmayın ya. Anam biz yapmadık. O yaptı. Dinlemiyor musun? Onlar suç işliyor anam. Adam bize şey yaptı ya. Diyor. Baktık ki eleman bize posta koyuyor. Bunu onun yanına bırakmayacağız dedik. Tabii canım, size de gün doğdu ha? Yok da dün günde olmadı. Akşamdı biz bunları konuştuğumuzda. Pembe lavaboda gelini spreyle bayıltıp gelinliğini giydi komiserim. Vallahi yaptım. Bunu yaptım. Vallahi dua da başına geçirip gelinin yerine takı törenine katıldı. Altınları ona taktılar komiserim. Yani baksan bizden tırtıkladıkları 1000 lirayı çıkarmaktı komiserim. O kadar. Anladım. Şimdi bunlar 1000 liranızı mı vermediler sizin? Vermediler komiserim. Vermediler. Ver. Şey bunları komiserim da yeterdi be. Çok oldu anam. Alın bakayım bunları. Al. Sağ olun. 1000 lira. Bu gebertir mi olasına? Üstündekilerin fiyatı 1000 lira. Aldığınız paranızı hadi yaylanın bakalım. Ama biz onlardan şikayetçiyiz komiserim. Onlar da sizden şikayetçi. Silah göstermişsiniz. Atayım mı ikiniz de nezaret ha? Tamam komiserim, şikayetçi değiliz. Şöyle. Hadi bakalım bir tanesi. Komiserim. Allah aşkına şimdi biz bize kaldık, doğruyu söyle. Bana gelinlik yakışmamış mı anam? Hadi defol pembe. Tamam anam, gidiyoruz. Hadi pembe abla. Ne oldu size böyle, bu haliniz ne be? Sor bayım. Pepe'nin 3 kağıdı yüzünden bir araba dayak attılar bize. Ne dayağı ya? Düğün sahibi paramızı kesti. Beter'le Pembe'de bir dümenle parayı geri alalım dediler ama... evdeki hesap çarşıya uymadı. Senin anlayacağın, Pembe abla yüzünden ayvayı yedik Sultan. Aynen. Ayva mı dedin? Ay, olsa da yesek... Ay, sulu ayva. Şöyle. Ayva şerdi kadın, değil mi? Terat, hadi koş ayva al gel sultana. Gecenin bu saatinde nereden bulayım ayva enişte ya?
Döbeçeyi zannettim. Manavdan tabii. Ay, ay ne güzel olurdu be Ferhat. Bak, kızını da tekmeledi. Bak o da istiyor demek ki. Torunum eğer almazsan bebeğin vücudunda ayva şeklinde leke olur. İyi tamam o zaman ben gidiyorum nene. Hadi. Ya bak ne olur bundan böyle sultanın yanına yiyecek bir şey söylemeyin ya. Ya aş eriyor sonra kabak benim başıma patlıyor ya. Kabak mı dedin? Ay canım kabak tatlısı çekti vallahi. Eyvah. Ferhat hazır ayva almaya gitmişken bir de kabak tatlısı getirse ne olur mu? Tamam Şahane hemen gidiyorum. Bak kimse içine yiyecek kadar geçen bir şey söylemeden gidiyorum. Gittim. Ferhat. Gittim. Gitti. Yani. Ya. Heh. Aliş al. Ferhat. Kabak tatlısı güzel de ayva hiç güzel değil. Aşk olsun. Bula bu ayvayı mı buldun yani? Ne biçim ayva? Aa, nesi varmış ayvanın canım? Bundan iyisini mi bulacaksın? Bundan iyisi Şam'da kay. Aman sakın o kelimeyi söyleyeyim deme. Bir de sabah kadar şey yaramıyor. Aman be Ferhat ya. Abartmazsan olmaz yani. Öyle her şey aşerilmez yani. Doğru söylüyorsun Şahanem. Şahanem hadi biz gidip yatalım hadi. Aa, televizyon izlerdik ne güzel ya dur. Yok biz yatalım Şahanem. Şimdi televizyonda yiyecek bir şey görürsün. Aşerisin. Sonra bu saatte ben yollarda. Hadi. Hadi Allah rahatlık versin. Allah hadi, rahatlık versin gelinim. Hadi ama yavaş kalk. Yavaş. Yavaş. Allah rahatlık versin. Hadi. Aman bir şey olmasın bebeğe. Ferhat. Uyan Ferhat. Ferhat ana, uyan. Ne oldu şanım? Ev hırsızı falan mı girdi? Nerede benim ya, sopam? Sopam nerede? Yok bir dur be. Ne hırsızı nerede çıkarıyorsun hırsızı? Kötü bir şey yok. O zaman niye uyandırdın beni Şahanem? Ben sorabilir miyim? Gece rüyamı aksakallı dede girdi be Ferhat. Ne? Aksakallı dede mi girdi? Aha, hayırdır inşallah. Yoksa büyük ikramiye çıkacak piyango biletin numarasını mı söyledi? Yaşadık. Yok be nerede o günler? Aksakallı dede geldi böyle karşımda dondurma yalayıp durdu. Çok fena içim gitti yani. Yani öyle güzel yalardı ki frambuazlı dondurmayı. Yani bak sakın canım dondurma çekiyor deme. Bak bu yorganı yemeye başlayacağım ha. Ne yapayım be Ferhat ya çok canım çekiyor. Ya Şahanem ben şimdi kış günü gecenin köründe frambuazlı dondurmayı nereden bulacağım ya? Canım çok çekti Ferhat. Bak almazsan kızımızın vücudunda lekeler çıkar Allah korusun. Tamam Şahanem tamam gidiyorum. Belli ki doğrana kadar pestilimi çıkaracaksın sen benim ha. Allah. Ferhat. Heh. Ay pestil dedin de. Ay pestil de olsa ne güzel olur daha şimdi. Of ya tamam ya ondan da alacağım ya of ya. Hadi kemik. Of be. Gencüse yenerler Rıza'yı Gencüse baba. Hadi bakalım ya. Dişeş altı kapı. Okullar tatil. Mercimek kadar bir yiyin yok bende. İnsanın kendini bu kadar iyi tanıması ne kadar güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Mahtap geçmeyin be. Bittim ben. Bittim mahvoldum. Doldu be Etep. Dur dinlen. Bir soğuk su versinler kendine gel. Su kalsın. Senin iyisi fare zehiri ver bana. İçeyim de kurtulayım ben bu hayattan bağırırım. Kalmadı ondan. Hayda. Ciddi bu ya. Ne oldu levrek? Ne bu vaziyet? Vaziyet. Mete dolandırıldım. Hayda. Kim dolandırdı abi? Evlakçı dolandırdı. Evlak iyi para getirir diye gidip kendime arsa aldım. Ama aldığım arsa bataklık çıktı. Nasıl bataklık çıktı kardeşim? Almadan önce görmedin mi sen bu arsayı? Bana başka yerde bir arsa gösterdiler. Tapuda yazılı olan adres başkaymış. Bataklıkmış. Vay vay. Resmen getirmişler seni. Mahvoldum. Ne demek mahvoldum? Hemen pes mi edeceksin yani? Sirkin kendine gel Ethem. Kalk git emlakçıya paranı geri iste. Gitmez miyim? Gittim tabii ki. Ne dediler abi? Konuşmayı pek sevmiyorlar galiba. Sadece tabancalarını gösterdiler. Kapı dışarı ettiler. Gitti 100 bin euro. 100 bin euro mu? De be. Çok geçmiş olsun be Ethem. Sen bu paranın üstüne bir soğuk su iç hediyesi. Ferahlarsın. Gerçi 100 bin euronun üzerine Van Gölü'nü içsem bile ferahlatmaz ama neyse. Hakikaten çok paraymış abi ya. Ya bir zirai ilaç vardı. İçer içmez anında öldürürdü. Adı neydi onun? Çok yardımcı oldun Ethem amcan. Aferin. Ethem bırak şimdi intiharı. Ben senin paranı kurtaracağım kardeşim. Nasıl kurtaracağım? Orasına karışma sen.
Yalnız 100.000 eurodan fazla alırsam üstü benimdir, tamam mı? Tamam, tamam da beter. Paramı kurtar, yeter bana. Şu, sen şu arazi mafyasının adresini ver bakalım kardeşine. Kendilerini bir öpüp geleyim. Taksi. Hoş geldiniz abim. Hoş Nereye bulduk. Gidiyoruz? Havaalanına. Tamam abi. Siz gece uyumadınız galiba. Ne gezer abi? Eşim hamile kaldığından beri uyku hasretim valla. Niye? Abi, bizimki sabaha kadar rüyasında ne görse aşeriyor. E tabi ben de gecenin köründe ne aşerdiyse onu bulmaya çalışıyorum. Haliyle uyku sizden olmuş. Aa, bak insan lafın üstüne ararmış. Alo, yani? Aşağı ne kadar taş kaya düştün kafana be insafiyetsiz şoför. Ha bu karı burada aş yersin helak olsun. Sen sokaklarda fingat. Seyfi sefa keyfi keka ya canım ha. Senin kalıbına be. Ha? Ya ne diyorsun pembe abla ya? Ne keyfin ya? İşteyim ben ya. Onu bunu bilmem. Karı televizyonda gördü karpuzu aş yerdi. Çabuk ona karpuz bul getir. Ya müşteri var şimdi ya. Bırakayım sonra bakarım. Ne diyor ya? Aman bak. Müşterim var diyor. Ya bak biraz. Ha. Müşterim elinde kıymetli mi be? Hı. Hemen indir o müşteriyi. Git bana karpuz al. Ha. Ya Şahane. Beni sınamak için mahsus mu yapıyorsun bunu ya? Ya bir insan sabah akşam durmadan aşerir mi ya? Ya Menekşe Alan bile hamileken bu kadar aşermedi ya. Hadi hadi. Karpuz bekliyoruz. Ben de azıcık çekirdek aşırıyorum. Bana da çekirdek bul getir haydi. Zıkkım ya zıkkım. Ya abi çok özür dilerim ama karım yine aşermiş. Ona karpuz almaya gitmem lazım ya. Hayda olur mu öyle şey ya? Ya çok özür dilerim abicim ama sen de Alden anla birazcık artık ya. Allah Allah. Hello mister. Turist geldi ilgilenin. Buyurun beyefendi. Thank you. My name is Sir Isaac Newton. İngiliz altın maden şirket The Gold Mine sahibi ben. Aşağı Beyazlı'daki arsanızı satın almak istiyor ben. 200 bin sterlin cash. 200 bin sterlin mi? 500 binden fazla ediyor abi. Yes sir. Your mathematics is good. Very good. Perfect. Benim matematik good da senin kafa pek good değil be sir. 200 bin o bataklığa verilir mi? Hmm. Oraya ne ev yapılır ne başka bir şey. Sir haklı. Ama ben ev yapmayacak ki. Orada çok değerli bor madeni var. Maden çıkaracak ben. Do you understand? Maden mi? Yes sir. O arsa değer million. Very very precious arsa. Perfect. İyi ama biz orayı satmadık. Satmadık. Çok istediler ama vermedik. Wonderful. Perfect. Hemen istiyor orayı ben. Tamam. Satacağız orayı size. Ama o arsanın belgelerinde bir eksiklik var. Bize biraz zaman verin. Belgeleri tamamlayalım. Öğleden sonra hazır olun. Okay sir. Öğleden sonra. Buyurun. My card. Sorry. Hello? Oh Charles. How are you? Nasılsın? How is Queen Elizabeth? Abi, herif şu an Prens Charles'la konuşuyor, iyi mi? Sir oğlum herif, boru değil. Oh, no, no, no. I'm in Turkey now. I can't come. Charles. Okay, do you understand Charles? Okay, see you. Bye bye. Öyle de sonra, okay? Okay, okay. See you, bye bye. Oğlum o arsayı derhal geri almamız lazım. Biz o arsayı kime satmıştık? Ethem diye birine satmıştık baba. Zaten o da arsayı geri vermek istiyordu da biz kovmuştuk. Tamam, gerekeni yapalım. Tamam baba. Bereket versin. Kamil abi hayırlı işler. Oo, hoş gelmişsin be Ferhat. Hoş bulduk Kamil abi. Karpuz var mı Kamil abi? Kafa mı yaparsın be Ferhat? Bu mevsimde karpuzu kim kaybetmiş ben bulayım. Hayrola Ferhat. Buyur ki abi. Doldu be. Sorma ben işte ya. Sultan karpuz aşerdi de karpuz arıyorum. Yok mu karpuz ki abi? Ne gezer be Muharrem? Kışın karpuz olur mu hiç? Bir olmasın. Her tarafta var. Bir tek sende yok. Yürü Ferhat başka manavlara bakalım. Ha. Siz bu mevsimde karpuzu bulun. Şart olsun bu kafayı kökte keseceğim. Her yer karpuz dolu be. Sende çeşit yok ki karpuz olsun.
Bir tek ıyar var, o da konuşan ıyar. Hadi be, hadi kafayı yemişsin sen be. Günaydın Cennet Mahallesi. Günaydın Beter abi. Bu ne kılık be Beter? No Beter sir. My name is Sir Isaac Newton. İngiliz altın maden şirket Gold Mine'in sahibi ben. Harbi İngiliz gibi olmuşum valla. Şiş kebap, Rocky. Harbi İngiliz gibi olmasam o arazi mafyasını nasıl kandırırdım Kerkenes? Herifleri mi kandırdın? Nasıl kandırdın? Sen minnacık beynini böyle alengirli mevzulara yorma Ethem'ciğim. Kapısından kaldırmaz. Devrelerin yanar sonra maazallah. Elemanlar birazdan düşecekler buraya. Arsayı onlara kaça okutacağını düşünsen. Abiler yabancı birileri geliyor ya. Ben hemen arazi oluyorum. Görmediniz, etmediniz, tanımıyorsunuz. Hadi gel Gudu. Arsayı tuzlu okutmaya bak Ethem. Hadi göreyim seni. Hadi. Gel Gudu. Merhaba Ethem Bey. Ha? Siz buralarda hayırdır? Ben sonradan düşündüm de Ethem Bey. Senin bu durumuna çok üzüldüm vallahi. Arsayı geri alıp zararını tazmin edeceğim. Ben çok yufka yürekliyimdir. Çocuklar bilir. Öyledir Allah. Belli. Yüzünden belli abinin. İyilik birisi mübarek. Tüh. 100.000 euroya satmıştık değil mi orayı size Ethem Bey? Buyur paranı. Yalnız o arsa çok değerlendi. 110.000 euro oldu. 110.000 euro mu? Akşamdan sabaha ne çabuk değerlendi be kardeşim. İstanbul'da gayrimenkul böyle çabuk değerlenir bilmez misiniz? Elinizi çabuk tutmazsanız her an bir 10.000 euro daha zam gelebilir. Saat ilerliyor abi. İyi öyle olsun. Al Ethem'cim. Eyvallah. Kısa günün kârı dedikleri bu olsa gerek. Yürü tapıyor şimdi. Arsanın tapusunu ver bize. Hemen gelirim. Siz çıkın ben gelirim. Rıza'cığım. Şu 10.000 euroyu o benim borcum olan arkadaşa bir zahmet verir misin? Tabii Ethem abi. İyi günler. Eyvallah. Beter. Yaşa. Gördünüz mü nasıl oltaya getirdim aynalı sazanları? Abi bilim. Alo. Ne? Ne yaptın misin Berasim? Büyüksün Berasim. Ne oldu enişte? Nasip aradı. Kasımpaşa'nın girişindeki bir manavda karpuz varmış. Ne? Ciddi misin be enişte? Yeminle be Ferhat. Ya ne duruyorsun o zaman enişte? Hadi gel fırla hadi. Tamam. Saat kaç oldu? Nerede kaldı bu sör? Hangi sör abi? Asansör. Hangi sör olacak? Aşağı beyazdaki arsa isteyen sör. İngiliz sör. Pardon baba. İstersen sörü bir arayalım. Kartını bırakmıştı ya. Nihayet ağzından aklı başında bir laf çıktı. Sağ ol baba. Alo, iyi günler. Neresi orası? İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, buyurun. İşletme mi? Ben Sir Isaac Newton'la görüşecektim. Görüşmek için biraz geç kalmadınız mı? Sir Isaac Newton 300 yıl önce öldü. Dalga mı geçiyorsun be? Daha bu sabah adam kartını verdi bana. Kardeşim o kartı kim verdiyse işletme sizi. Sir Isaac Newton yer çekimini bulan bilim adamı. 300 yıl önce öldü. İşletmiş bizi. Keleğe getirmiş. Sir Isaac Newton mu baba? Isaac Newton 300 yıl önce ölmüş Allah'ın... Bir dakika, o gelen hayalet miydi yani baba? Allah'ım sabrımı ölçmek için mi bu cinsleri gönderiyorsun bana? Ne hayaleti? Dolandırıcıymış adam, dolandırıcı. Vay hain vay. 10.000 euro zarara girdik. Nereden bulacağız şimdi bu adamı? Bir dakika baba. Bu adam niye dolandırsın ki bizi? Bu işten hiçbir kazancı olmadı. Bir tek Ethem 10.000 euro kâr etti. Demek ki bunlar Ethem'le... Ortak çalışıyorlar. Aferin. Kedi oğlalı bir fare yakaladım. Usta, sende karpuz varmış doğru mu ha? Sakın kalmadı demeyesin. Şuraya düşüp paylaşacağım valla. Bütün İstanbul'daki manavları aradık. Ayaklarımıza kara sular indi valla. Valla kaynananı seviyormuş. Son bir karpuzum kalmıştı. Hadi getir bakayım hadi. Allah! İşte bulduk karpuzu bulduk. Valla
Bu kadar yıldır manavlık yaptım. Karpuz için bu kadar sevineni ilk defa görüyorum. Bizim gelin aşeren de. İstanbul'daki son karpuzu bulduk be usta. Sen olsan sevinmez misin be? Ne kadar? 20 lira. Buyur usta. Sen onu bir poşete daha koy. Ne be lazım? Kırılır mırılır ha. Tabii tabii, çift poşete koy usta. İnanamıyorum ya. Eyvallah. Hadi hayırlı işte. Güle güle. Eniştem be. Enişte be. Sultan şimdi karpuzu görünce nasıl sevinecek değil mi? Sevinmez mi be Ferhat? O kadar aşermiş garibim. İlaç gibi gelecek, ilaç. Bu benim her şeyim. Her şeyim, bütün varlığım, bütün varlığım ben. Bütün senin. Abi şu kolpaya bak. Poşeti nasıl tutuyor görüyor musun? Kesin poşette çok değerli bir şey var. Yoksa niye öyle tutsun? Bankadan taraf geldiğine göre kesin para var o poşette. Tabii abi. Para yoksa niye tutsun? Kısmet ayağımıza geldi desene oğlum. Fırla. Fırla. Oh. Enişte sen tut şunu bir dakika. Nerede be? Heh işte burada. Ana. Alın karpuzları işte koş. Gel. Yeter karpuz lan buraya. Karpuzu getirin hadi. Allah Allah yeter karpuz. Kaç karpuz. Gel. Enişte. Enişte karpuz sağlam mı? Enişte. Sağlam sağlam. Yarısı sağlam. Ne yapacağız şimdi Ferhat? Yapacak bir şey yok enişte. Kırık da olsa götüreceğiz karpuzu. İstanbul'daki son karpuz mu enişte? Her şeyden daha kıymetli benim için her şey. Evet. Hadi. Anne. Beter amca geldi. Şu kapıdan bir kere hayırlı bir adam girsin. Bu dişimi kıracağım. Nerede ipsizi, sapsızı, işe yaramazı var sanam onlar giriyor kapımdan. Demek benim hakkımda bunları düşünüyorsun Pembeciğim. Hmm. Çok yazık. Ben de tam bu pırlanta yüzüğü sana hediye etmeye gelmiştim. Pırlanta yüzük mü dedi? Bete, inanır mısın? Hep söylerim. Bu Beter kadar namuslu, ahlaklı. Anam maşallah yakışıklı, kütürlü, kaslı, kıllı, seksi bir adam yeryüzüne gelmemiştir dedim. Değil mi baba? Hep demez miyim ki? Doğru. Tövbe. Bir kez bile duymadım. Bak duymadım diyor Pembe. Anam sen ona ne bakıyorsun? Kulakları ağır işitiyor. Hiçbir şey duymuyor ki zavallı. Bak inanmazsan bak şimdi bak. Baba sen taraba karatarları abzıttın mı? Ha? Zıt ereki. Gördün mü anam? Bunu da duymadı işte. Müsaadenle anam şimdi bir pırlantamı takayım. Kralı çalar gibi oldum anam, gözümü alıyor. Canım canım benim. Ethem abi, Ethem abi misafirlerim var. Duymadın mı adamı? Misafirim var diyor. İnsan misafire azıcık saygılı olur. Bir ayağa kalkar. Hoş gelmişsiniz abi. Çay getireyim mi abilere? Çayımız kaç şekerli olsun abi? Kesin yalakalı. Kesin abi yalakalı. İstemiyor ya. Söyle bakalım Ethem efendi. Nerede o Isaac Newton denilen İngiliz aygırı? Siz beni ne sandınız? Arkadaşını ele verecek kadar karaktersiz miyim ben? Ser verir sır vermem evelallah. Öldürseniz bile söylemem. Öyle mi? Bakalım hakikaten öldürsek söylemeyecek misin? Durun durun ateş etmeyin. Söylüyorum adı Beter Ali'dir. Şu an Pembe'nin evinde galiba sanırsam. Maşallah Ethem abi. Hakikaten de ser verip sır vermedin yani can can can. Nerede bu Pembe'nin evi? Hemen şuradan abi. Çıkın sağa dönün. 100 metre gidin. İlk soldan girin. Hemen karşınıza çıkacak abi. Yokuştan çıkın. Soldaki hemen yüksek ev abi. Saygılar. Peki bu Beter'in resmi falan yok mu? Var, var. Abi var. Hadi gidin. Hadi gidin. Abi buyur. Aa işte abi Beter. Şunu bir halledelim. Sonra sıra sana gelecek Ethem. Yürüyün. Abi ne yaptın ya? Ne oldu Rıza?
tabancayı görünce sen de bülbül kesildin bakıyor. Ben. Hemen beteri arayalım, kaçsın oradan. Hemen arayalım abi. Ya nasıl öttünüz ya? Ebe üttük kayı baba sertti. Anam demek sen Ethem'in parasını geri aldın. Hem de kalan parayla bana pırlanta yüzük aldın öyle mi? Aynen pembeciğim. Ethem arıyor. Alo Ethem. Ne haber koçum? Ne? Mafyalar buraya mı geliyor? Eyvah bittim ben pembe. Bittim ben. Anam sakın yüzü istemeye kalkma valla ölürüm de verme. Ya bırak şimdi yüzü pembe. Mafya beni öldürmeye geliyormuş. Sakla beni ne olur, bir yere sakla ya. Anam saklambaç mı oynayacağız mafyayla burada? Eve kim alacak? Sen deli misin divane misin be? Adı üstünde oğlum mafya bu. Ananın karnına girse gene bulur seni orada gelir. Ha. Ne yapacağım şimdi ben ya? Ne olur bir çare bul pembe. Adamlar şu an buraya geliyorlar. Mezara girsen çıkarır, tekrar öldürür, gömerler. Doğru der. Bir tek polisten çekinirler. Keşke zamanında polis olsaymışım. Rahmetli babam söylemişti abi. Niye dinlemedim ki? Kafam. Anam, belki de vaktimiz vardır. Mafyalar buraya gelene kadar polis akademisinin imtihanlarına girebilir misin? Saçmalama pembe. Alay mı ediyorsun benimle? Bir dakika. Tabii ya. Ne oldu? Bir tabii, şey buldun gene. Bulduk tabii pembe. Polis olmama gerek yok ki. Nezarete girsen bile yeter. Polisi korkusundan nezarete gelemez ki bunlar. Anam tebrik ederim. Gene gittin Aturna'yı göğsüne vurdun. Lan gel seni öpeceğim. Al çekirdeği. Gerçekten de bir tek nezarette güvende olursun sen. Yalnız bir problem var. Ne anımı? Ben şimdi kendimi nezarete nasıl attıracağım? Hakikaten de burasını. Ay çekirdek beynin açılsın. Ay ye canım ya fiyatla. Aç ayı. Canım, canım. Bak. Karpuz buldum sana. Ya. Ne oldu size böyle be? Kapkaççılar karpuzu kapkaç ettiler. Peşeride koştuk. Aslanlar gibi dövüşüp karpuzu geri aldık. İstanbul'daki tek karpuz bu şahanem. Kocan ne yaptı etti? Sana karpuzu getirdi. Yarısı telef oldu. Biraz kırıldı ama o kadar olacak artık. Buyur. Al. Ye şahanem. Ferhat. Yani biliyorum sen kızacaksın ama... Ya benim canım artık karpuz istemiyor. Yeşil erik istiyor. Yeşil erik alır mısın bana böyle sulu sulu? Allah. Bulurum şahanem, bulurum. Bunu ben yiyeyim, sana bulurum. Bunu ben yiyeyim. Bunu ben yiyeyim. Bunu ben yiyeyim. Bunu ben yiyeceğim. Bunu ben yiyeceğim. Ay çıldırdım. Bunu ben yiyeyim, sana yeşil bulacağım. Ay oy. Ay Ferhat be. Azıcık da bana bıraksaydın be, ne biçim yedin. Şikayetçiyim kutserim. Aa bu kazdı da şikayetçiyim. Eşek sudan geleceği kadar dövdü bizi. Hatta eşek sudan geldikten sonra bile dövdü. Dövdü. Ne bu haliniz? Canım. Ben burada Arapça mı konuşuyorum, sen beni anlamıyor musun? Abu bulaşık kolpa bizi öyle dövdü ki, öyle dövdü yüzümüzün haritasını yani şey etti. Şikayetçiyiz kumserim, atın bunu nezarete. Allah Allah. Atın. Atarım bunu nezarete. Yani at. Beter, söylenenler doğru mu? Maalesef doğru komiserim. Üstüme geldiler, dayanamadım, ikisini birden dövdüm. Dövdü. Komiserim bak hayla konuşuyor, hayla. Ne olursunuz atın şunu nezarete, adalet yerini bulsun. En az bir hafta nezarette kalması lazım Bulut, atın. Abartmayın canım, ne nezareti? Olmuş bitmiş bir kavga işte. Öpüşün barışın bakayım hadi. Yok öpme, nezaret şart ona. Tabii tabii şart. Bence de şart. Şart. Adaletin yerini bulması için beni nezarete atmanız lazım komiserim. Allah Allah. Kendi isteğiyle nezarete girmek isteyeni de ilk defa görüyorum. Pembe, olay nasıl oldu? Şöyle oldu. Elinde sopayla içeri girdi, başladı bizi vurmaya. Yer misin, yemez misin, yer misin? Yemiyor Pembe, yemiyor. Şu kolunu yer oynatma, misin, yemiyor. Yer misin, yemez misin, yer misin? Pembeciğim. He canım. Senin bu kolun kırık değil miydi? Kırık kol nasıl böyle oynuyor? Pardon, kırık olduğunu unutmuşum. Ay bir acıyor, valla çok acıyor. Salih. Buyurun komiserim. Ama yarası var, aştırma anam.
Hani kafanı kırmıştı? Kafa sapasağlam be. Siz numara mı yapıyorsunuz be? Numara mı? Yok anam, ne numarası? Şaka yaptık. Şaka. Böyle şaka mı olur? Defol hadi. Sana böyle bir şaka yaptığımız için bizi nezarete atmayacak mısın komiserim? Defol. Defolun dedi, hadi anam. Efendim. Yok, hadi anam hadi. Hadi Allah'a ısmarladık hadi. Hadi. Aman be pembe ya. Eli kolun yerinde durmuyor ki. Aman ne yapayım. Ben kendimi farkında olmadan kendim rolüme kaptırdım. Ya benim nezarette olmam lazımdı ya. Bu mafya görürse oyar beni ya. Dur. İşte bize üç kağıt açan kolpa bu. Anam anam, bu şey yayıyor. Kapacağız, kapacağız. Eyvah. Kaçırmıyor. Atın silahlarınız polis. Beter. Beter. Beter nerede? Ana bizi bırakıp nereye gitti bu kaç yürü. Gibi gündüz sokak ortasında ateş mi açıyorsunuz? Binin arabaya. Dağbaşı mı burası ha? Eşkıya mısınız siz? Benim mahallemde ateş edecek adam daha anasının karnından doğmadı. Salih. Buyurun komiserim. At bunları nezarete de akılları başlarına gelsin. Başla komiserim. Hadi yürü. Bir nezarete girmemiz eksikti. Yaktı o üç kağıtçı bizi abi. Elbet elime geçireceğim onu. Çiğ çiğ yemez mi? Hadi yürü yürü hadi. Erkilet güzeli bağlar bozuyor, aman aman ben yandım aman. Kirpikleri kalem olmuş yazıyor, canım canım. Tek tek basar atsa, var süzerek sen, inci dizerek sen, gel canım gel aman. Tek tek basar atsa, var süzerek sen, inci dizerek sen, gel canım gel aman. Abi ne yapıyorsun orada ya? O mafyalar burada değil değil mi Rıza? Yok abi, rahat ol ya. Neşe. Keyfine bak. Allah. Abi gel gel gel. Gel. Allah. Abi neredesin sen ya? Eve uğradım, evde de yoksun ha? Ne diyorsun sen kardeşim? Mafya beni ararken eve gidecek kadar salak mıyım ben? Aa. Oldu olacak şöyle. İşlerini daha da kolaylaştırayım. Onların yerine iki kurşun da kendime... Sen zahmet etme. Ben sana sıkarım kurşunu. Adamlar ateş ederken bizi bırakıp nasıl kaçarsın sen? Korkudan ne yaptığımı biliyor muyum ben pembeciğim? Şu nezarete bir girseydim ne güzel kurtulacaktım mafyalardan. Ya komiserim baba, yufka yüreklidir belki. Kimseyi kolay kolay atmaz nezarete. Sen gel karışma, gel otur pembe. Doğru dersin. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Sayın Başkanım, ablacık geçmeli. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Patron, belediye başkanı. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Buyurun Sayın Başkanım, ön masa sizin. Garson, hadi çabuk, donat evet, masayı evet. Ya. Tekrar hoş geldiniz Sayın Başkanım. Tekrar şeref verdiniz efendim. Hadi abicim, nerede kaldınız ya? Hadi, hadi bakın buyurun Sayın Başkan. Onu da ver, buyurun Başkanım efendim. Sizin için... Nezarete nasıl gireceğimi buldum galiba. Nasıl gireceksin abi? Bak şimdi. Hoş geldin başkan. Ne içiyorsun? Dur bakayım. Ver bakayım şunu. Abi ne yapıyorsun ya? Anam delirdi mi bu betek? Ne yapıyor ya? Aa! Bu ne iğrenç bir şey be? Abi. Kim bu densiz? Densiz mi? Sen densizlik görmemişsin koçum. Bak, abi. Densizlik öyle değil, böyle olur. Bak bak bak. Bak. Ye. İyi gelir. Ye ye. Ye. Bitti sen. Madem bitti, battı balık yan gider anasını satayım. Abi. Ne yaptın böyle? Tövbeler olsun. Sayın Başkan.
sen evladım? Koskoca belediye başkanının yüzüne nasıl şarap dökersin? Yüzüne dökülmüyor muydu? Neresine dökmem lazımdı komiserim? Sen benimle alay mı ediyorsun oğlum? Nezarete mi atacaksınız komiserim? Atmayın diyorum ama. Atın atın. Allah aşkına atın. Elinizi korkak alıştırmayın komiserim. Salih! Buyurun komiserim. At bunu nezarete. Of be! Başüstüne komiserim. Allah razı olsun komiserim. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Bu mu nezaretin anahtarı? Yürü Salih yürü. Nihayet giriyorum nezarete. Sağ olun komiserim. Sağ olun. Yürü yürü. Allah Allah. Ne biçim delilerle uğraşıyoruz ya. Allah. Salih nasıl mutluyum anlatamam kardeşim. Gel öpeyim yanaklarını. Vay be. Nezarethaneye giriyor diye sevineni de ilk defa görüyorum. Yeşe. Komiserime saygılar. Geçmiş olsun beyler. Ah! Sizin ne işiniz var burada be? Seni bekliyorduk canım. Bizi gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Yürü. Ah! Salih! Salih! Komiserim! Kurtarın beni! Gel buraya. Komiserim! Ah! Bırak! Salih! Salih! Boşuna bağırma aslanım. Sabaha kadar döveceğiz abi, seni. Yapmayın ne olur abi. Kışın geceler durun, abi, yapmayın, daha ne olur, uzun sürüyor değil mi? Bırakın beni be! Salih! Salih! Çiçeğe gel, papatyam var, frazyam var. Aa, bundan da var, bundan da var. Bu ne be? Aman be, utları su kuşturmuşlar içeri ha. Anam bu toptancı da beni kazıklar. Günaydın Pembamlıcığım, nasıl gidiyor? Sence gidiyor gibi mi? Gitmiyor hiçbir yere. Sabahtan akşama kadar iki tane kıydırık çiçek satacağım diye ayazda kalmış pepçi poposu gibi dondum lan burada. Hayvanla parası da para değil ha. Ne üzüldü ne öldürdü oğlum. Ya Pembe abla, belediye sözleşmeli olarak zabıta alacakmış. Madem işinden memnun değilsin oraya başvursana ya. Hem maaşı da çok iyiymiş abla ha. Tabii tabii. Teyzemin tekerlekleri olaydı minibüs olurdu. Saçmalama be. Beni zabıta yaparlar mı hiç, kafan alıyor mu bunu senin? Ya ablacığım deli Razi'yi bile yapmışlar. Senin neyin eksik onda ya? La sen ciddi mi dersin? Anam ben o zaman belediyeyi kuşayım. Neredeydi bu tarafı? Dur. Bu tarafta. Yok. Ha o tarafta. Hadi bay bay Nuri'ciğim. Haydi canım. Bay bay. Yer altında yaşayan karanlık adamlar. Mafya. Bu mafya ortalıklarda görülmez demiyiniz ha? Yok Meltem abi. Yoklar ortalıkta. Amma korkutmuşlar seni. Bulmaca çözüyoruz şurada. Ben de hiç görmedim vallahi Etep. Bana kalırsa herifler bu işi peşini bıraktılar. Bence de Etep abi. Kayıp ama gecudur. Desenize Meltem boşu boşuna kendini attırdı nezarete. Aynen öyle. Kayı Papa geldiler. Hayalinden görmesin be. Vallahi. Bu ne be? Günaydın. Beter, bu ne hal? Ne oldu sana böyle be? Haşet etmişler abi seni. Mafya olayı be abi. Mahvoldum ben. Mahvoldum. Nasıl döverler seni be? Sen akşam nezarette değil miydin? Şansıma mafyada nezaretteymiş ama. Onlar da mı nezaretteymiş? Sokakta silah attılar diye nezarete atmışlar. Kim onların olduğu nezarete kendimi attırdım. Sabah kadar dövdüler beni ya. İnsan bu kadar mı şanssız olur be Beter? Adamlardan kaçarken kucaklarına düştün yani. Yok be. Sinirden güleriz öyleymiş. Evraklarınız tamam. Bu işi yapabileceğinize inanıyor musunuz? Evelallah anasını bile bellerim. Pardon. Kralını yaparım. İnanır mısınız? Çocukluğumdan beri hep zabıt olmak isterdim ben. Ayrıca o seyyar satıcıları görünce dayanamam, sinirlenirim, mutlaka kovarım onlara. İki gözüm önüme aksın abi, doğru derim. Tamam tamam, sözleşmeli olarak işe alındınız. Hayırlı uğurlu olsun. Ay canını yerim senin. Hakikaten beşi zabıta mı oldum? Allah'ım en büyük hayalim gerçek ettin ha. Sekreterimiz size iş elbisesi verecek. Verecek.
Şimdi yani ben elbiselerimi giyip esnafı denetleyebilir miyim? Kimse bana bir şey diyemez değil mi? Hiç kimse bir şey diyemez sana. Sen sözleşmeli de olsa artık devlet memurusun. Gömleğinin düğmesini koparmak 6 aydan başladı. Dersin. Ciddisin yani. Eyvallah Altay Bay Bey. Milletvekilleri gibi dokunulmazlığım olacak. Yaşasın anam. Sekreter nerede abi? Dışarı çıkınca solda. Tamam canım benim. Hoşça kal abicim. Abi Soy. Kız Sultan, bebeğin adını ne koyacaksınız? Düşündünüz mü hiç? Ay, bilmem ki. Hiç düşünmedik ama yani düşünmek de lazım değil mi Ferhat? Tabii kızım, şimdiden bir isim düşünmeye başlayın. Kısmet Ana haklı. Doğubaşır'da ne kaldı ki? Hiç boşuna düşünmeyin Şahin'im. Ben kızıma çoktan isim buldum bile. Aferin be Ferhat. Bak görür müsün Kısmet Ana? Ferhat isim bulmuş bile. Ne koyacağız kızımın adına? Rahmetli anamın adını koyacağız kızıma Şahin'im. Gül şişe. Pardon canım, ne şişe? Gül şişe Şahin'im, gül şişe ya. Şaka yapar ha. Şaka şaka. Şaka yapar. Niye şaka yapayım Şahin'im ya? Fıstık gibi isim be. Gül şişe. Ne oldu Sultan Hanım? Beğenemedi mi anamın ismini ha? Sakin olun. Kavga etmeyin be. Beğenemedim canım. Allah Allah. Madem anamızın adını koyabiliyoruz, o zaman ben de kendi anamın adını koyarım. Bembe olacak kızımın adı. Ne? Ya Şahin'im delirdin mi sen ya? Ya adının pembe konacağını öğrenirse kızımız korkudan doğmaz vallahi ya. Allah korusun. Adı gibi uyu da pembeye benzerse yadarız. Ay Allah korusun. Ağzından yel aslen işte ya. Ya o nasıl laf öyle ya? Şahin'im ciddi değilsin değil mi? He? Sen ne kadar ciddiysen ben de o kadar ciddiyim Ferhat. Yok yok be. Ya ben öylesi de şakadan dedim ya. Ya Gülşe diye isim mi olur be? Allah Allah. Olmaz tabii. Ha şöyle yola gel bakalım. Al Şahin'im. Şunu da ver. Afiyet olsun. Elma da soyun mu Şahin'im? He? Oh mis mis çiçeklerim. Pembe. Sen misin kız? Ta kendisi. Bu zabıta elbisesini nereden buldun be? Çaldın mı yoksa kahveci? Ne kubra. Sen benim gibi nadide bir devlet memurusun ha. Nasıl kahveci dersin? Senin ağzını cahat diye ayırmaz mıyım be? Ama ne memur be? Uydurma. Ben senin mi memurum? Bugün itibarıyla belediyede zabıta olarak göreve başladım. Anta zabite kimliği buldum. Hakikaten de zabıt olmuşsun be. Kız Pembe çok güzel be. Bundan böyle ben istediğim yerde çiçek satarım. Sen de beni korursun değil mi? Sen şimdi bir devlet memurusun ha. Yasa dışı şey mi teklif ediyorsun kız? Bir daha o çiçekleri satmayacaksın. Ver şu çiçekleri bana. Ya bırak be, vicdanını gerdirmiş. Senin gücün bana mı yeter? Ver şunu be. Vallahi var. Bak bırak onu. Stop. Hele bir dokun düğmesine. Düğmeye dokunmak tam 6 aydan başlıyor. Hay ha. Elle mi yiyeceksin? Yoksa hapse gidersin ha. 6 ay mı? Doğru mu dersin kız? Sen bir devlet memurusuna yalancı demeye utanmaz mısın kız? Vallahi vuracağım. Stop. 6 ay. Buna göre düşün. Allah'ından bul emi. Bul aşıkları. Aç şöyle yola gel akıllı ol. Şu çiçekleri ya evime götüreyim de bir para sonra satarım anam ben onları. Haydi canım evine git şimdi hışt. Parçalayacağım vallahi seni. Elgar, ne olacak bizim bu ailemiz? Bak düşman ailelerin çocukları olmalarına rağmen Romeo ile Juliet, Angelina Jolie ile Brad Pitt, Sultan'la Ferhat bile kavuştu. Biz kavuşamadık. Ben de çok istiyor kavuşsun biz. Ama papa beni sana vermek istemiyor Budik. Baden vermiyor. Kaçalım biz de Elga. Gürsün o zaman. El bir yaman, bey bir yaman. Olmaz Budik. Papa bana çok kızar sonra. Hep senin bu kurkut yüzünden bu hale geldik zaten. Korkma bu kadar babadan. Korkacak ne var? Azıcık cesur ol. Aç yüreğini. Bana bak, örnek al. Beraber cesur olalım. Korkulara karşı göğüs gerelim. Budik, baba geliyor. Ne? Eyvah. Bir burada yokum. Görmedin, tanımıyorsun. Allah'ım, doğru Recep abi görmesin beni. Budik, şaka yaptım, baba yok ki.
Bana bunu da yapacaktın yani. Ödüm patladı korkudan, biliyor musun? Küs. Aa, tabii yani küsmesi. Şakaydı aşkım. Sadece ne kadar cesur olduğunu görmek için yaptım. Şakaydı aşkım, şaka. Sen yaralı, ben yaralı. Ne oluyor? Hemşerim. Aa, burada park yasağı vardır. Pembe abla, ne kılık ya. Boşuna Pembe abla diyerek bana tanıdık ayağı çekme yemezler. Görevdeyken babamı tanımam ha. Kimseye müsamere yok. Ya müsamere değil ya. Müsamma, müsamma. Bunlar hiç yok. Ya Pembe abla, sen şaka mı yapıyorsun? Aa! Keçi boynuzum. Koskoca devlet memurusun, işi gücü yok. Ay! Sana şaka yapacak öyle mi? Lan sen beni ne zaten? Koskoca belediye başkanı. Kalkıp da belediyemi sana emanet dedi. Ona iyi bak dedi. Ne diyorsun sen ya? Ha. Ha bak. Ne yazıyor burada? Zabıta Pembe. Ha, burası da belediyemize ait bir park yeridir. Park parasını ödemezsen belediyenin bana verdiği yetkiyi kullanaraktan arabanı çözerim ha. Ya şimdi park parasını vereceğiz Pembe abla ha? Ne kadar? Ne kadar mı? Ne kadar param var? Ne kadar ha? Ne kadar var sende? Ver ver onları, ver hepsine. Ha, bu yeter. Ya saçmalama Pembe abla ya. Ya böyle şey mi olur ya? Park parasının bir rayişi var ya. Rayişi budur. Ya ver şu parayı ya. Versene parayı. Hele bir tokun. Hele bir tokun. Düğmemi koparsan 6 aydan başlar ona göre. Aman be, aman be. Aman be. Aşıyla akıllı olan yürü, yürü. Abi, abi. Dinleyin, dinleyin, dinleyin. Bittik biz abi. Başımıza öyle bir felaket geldi ki tahmin bile edemezsiniz ha. Ne oldu oğlum? Söylüyorum, Pembe abla zabıta olmuş. Ne? Pembe abla zabıta mı olmuş? Durduk yerde zabıta mı olunur Hüsnü Berat? Ya işte belediye sözleşmeye olarak Pembe abla işe almış. O da önüne gelene ceza yazıyor ya. Canım millete yazsın ceza. Bize de ceza yazacak değil ya. Sen öyle san. Alamın çiçeklerine de el koymuş. Benden de park parası aldı. Ya. Ciddi misin Ferhat? Eyvah. Bittik biz de seni. Hayda bir de bu çıktı başımıza şimdi. Şunu atayım bakayım senin yerine. Maşallah, paşalar gibi oldu bana. Paşalar gibi oldum valla. Şuraya da 2 tane apolet taktım mı tam paşa olurum, harika olur. Değil mi Gudik'cim? Yakışır teyze be. Yeter be, yeter be. Kulağımın dibinde öttürüp durma şunu, kafamı şişirdin. Bak, devlet memuru suyla sen ne biçim konuşursun. Vallahi babamsın diye bakmam, gözünün yaşına cezayı basarım ha. Anlaşıldı. Sen bu yastığı yemeden kullanmayacaksın. Tamam anam. Şaka yaptım anam. Şaka. Şöyle yola gel. Neyse ben göreve gideyim anam. Gudükçüm kuyruğuma takıl. Gel benimle canım. Çok işimiz vardır. Emredesiniz. Deli ettiriyor. Şeytan diyor kaldır şu koltuğu, at kafasına. Ama yürü yürü. Deli laftan anlar mı be? Sen ne dersin ya? Ya hakikaten zabıta mı oldu anam şimdi? Ya, çiçeklerime el koydu be sultan. Ferhat'tan da otopark parasını almış. Allah Allah. Ay. Ha işte boşuna dememişler. İten çomağı hazırla diye. Na bizimki de geldi işte. İyi günler canım. İyi günler. Hakkınızda ihbar var. Ha burası çöp evmiş. Ne? Çöp ev mi? Ne çöp evi be? Kız ana, sen delirdin mi? Hiç buranın çöp eve benzer bir tarafı var mı? Ana yok, ana yok. Yok. Sadece şey var, zabıta var burada. Ha çöp, şey, anayı bırak. Çöpleri dışarı atacağız oğlum. Çok sevgili belediye başkanımız Sayın. Sayın adı. Adı lazım değil. Başkanın emriyle çöpleri dışarı atıyoruz. Atıyoruz. Ha, bak ha. Ha işte. Tepede tırnağı hepsi çöp. Gudik at bunları dışarı oğlum at. Başla abi. At oğlum at sen. Ya şişt, Gudik bırak be, o masa be bizim masamız. Bırak çekilin çek. Bırak dedi. Valla sen masa olduğunu demesen
demese ben anlamaması oldu. Masadan başka her şeye benziyor bu. Eskimiş. At onu çüptüro. Ay. Ay delirdiniz onu, mi? Onu şunu hepsini at oğlum hepsini. Alkalı çöplüğünden mi aldınız bunları? Ay sen delimsin divane misin be? Ne çöp evi? Bırak eşyalarımızı. Fatuş'u da at onu da o da çüptür. Ay kız ana saçmalama ya. Ay ayıp artık bu yaptığın. Kız Pembe abla ben şimdi sana gösteririm. Stop. Pembe abla. Ele bir dokun. Hele bir dokun, devlet memurusunun düğmesini koparmak 6 aydan başlıyor. Hele bir dokun da görse. Gel, bırak dokunma. Ha. Şimdi bak Pembeciğim, bak şimdi. Şimdi sen şerefli ve de namuslu bir devlet memurusuna rüşvet mi teklif ediyorsun? Aa, saçmalama be, benim ağzımdan böyle bir şey çıktı mı ki? Ben de onu derim, devlet memurusuna... Niye sen rüşvet teklif etmiyorsun? Ha? Koy şuraya. İstemem yan cebime koyun derala. Ay işte üfte. Koy şuraya. Aferin sana. Haydi kudik gidelim. Vazife beklemez oğlum. Bitti biz. Ay. Başla abim. Yürü oğlum. Gidin be. Hay Allah'ım ya. Oh, bıktım ben bu kadından ya. Allah. Pembe, duyduk ki zabıta olmuşsun. Hayırlı olsun be. Hayırlı olsun Pembe. Çok sevindik vallahi Pembe. Hayırlı vazifeler Pembe ablacığım. Kesin tıraşı. Ben buraya denetleme yapıya geldim. Lan çaycı. Burada halk sağlığını tehdit eden çay varmış ulan doğru mu ha? Ha? Ah, aşk olsun be Pembe. Bizde öyle şey olur mu? Bütün çaylarımız tavşak karıdır evvelallah. Tabii öyledir. Yani şimdi sen millete çay diye millete tavşanın kanını mı satıyorsun ulan? Hepiniz duydunuz. Kendi ağzıyla söyledi. Ceza yazıyorum. Aa, dalga mı geçersin be? Ben çaylarımız temlidir, güzeldir manasına söyledi bunu. Hiç boşuna debelenme. Ceza geliyor. Pembe cezanı verecek. Saçma konuşma be. Yazdırma ben o cezayı. Sen şimdi bir devlet memurusuna zor mu kullanırsın ulan? Ha? Benim bir düğmemi koparmak 6 aydan başlıyor. Ya otur enişte uğraşma bununla ya Allah Allah. Yapma Pembeciğim. Burada hepimiz komşuyuz. Yüz yüze bakıyoruz yapma. Temmük abi Allah için çok temizdir Pembe yazma şunu. Şimdi siz bana anam rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Yok onu da nereden çıkardın Pembe? Ne rüşveti be tövbeler olsun. Yok. Ediyorsunuz siz ediyorsunuz. Gözümde kaçmaz benim. Nereden çıkarıyorsun ya? Vallahi çekil be şuradan çekil ha. Ha şurada. Siz utanmasanız şu parayı buradan çıkartıp utanmadan benim kalkıp şu yan cebime böyle koyacaksınız ha. Ama olmaz. Olmaz. Şerefli bir memur olaraktan ben rüşvetten çalışmam. Neyse. Bu defalık seni affettim. Akşama meyhanede görüşürüz. Bir de orayı denetleyeyim bakayım. Çekil. Resmet kasada para aldı kadın be. Ne yapacağız bu pembenin elinden be? Hepimizi haraca bağladı. Pembe albadan derhal kurtulmamız lazım. Çok zor be Ferhat. Nasıl kurtulacağız ki? Pembenin rüşvet aldığını ispat edebilirsek... ...zabıtalıkta bir dakika bile barındırmazlar. Hemen işine son verirler. İyi de nasıl ispat edeceğiz? Akşam meyhaneyi denetleyeceğim demedim mi? Orada rüşvet alırken gizli kameraya çekeceğiz Pembe'yi. Vay be. Yaşa abi be. Oldu bu iş vallahi. Bir tanesi bebete. Thank you.
yaşamı kalmam, o düğüne gelmem. Ne gülümü takarım, ne de göbek atarım. Akşam yok annem, o düğüne gelmem. Yarimi eline, ellerimle bağlamam. Karadır yarim gözleri, sever cilveli sözleri. Aman diyorum patroncum, rüşvet verirken sakın kameraya bakayım deme. Pembe vaziyeti çakarsa planımız elimizde patlar. Tamam mı? Tamam tamam. Yaşa. Sen hiç merak etme abi. Pembe ablanın ruhu bile duymayacak Şimşek. Allah. Hoş geldin Pembe abla. Geldi canavar be. Değilsin. Pembe abla öldü. Artık sadece zabıta Pembe var. Kendini görevine adamış. Vatan millet için çalışan kahraman Pembe var. Şimdi şu meyhanenizi bir denetleyeyim diyorum. Tabii efendim. Buyurun, buyurun. Buyurun efendim. Aferin anam, seni sevdim. Saygılı çocuksun ha. Aa, o ne o? Ne ne? Bu. Bu leke ne bu leke? İyi de orada leke yok ki Pembe abla. Allah. Sen bir devlet memurusun ha. Ulan gözlerin görmüyor mu diyorsun? Ben burada leke var diyorsam var. Peki Pembe abla, sen öyle diyorsan vardır. Hı, duydunuz değil mi? Kendi ağzıyla diyor ki bizim meyhane kirlidir. Hemen tutanak tutuyorum. Hayda. Alp sağdığını tehdide edecek. Kir ve fasat içinde. İçinde olduğundan. Bir ay mühletle kapatılması şahane. Şahane. Pembe abla. Pembe. Bunun olur yok mu Pembe ablacığım? Ha, devlet memurusuna rüşvet teklif ediyorsun. Aferin. Ben de hiç teklif etmeyeceksin sandım. Kaç para vereceksin ana? Buyur Pembe. Bu kadar, bu kadar para yeter mi? Yeter mi Pembe abla bu kadar? Tut şunu. Dur. Tamam. Say Pembe abla, say. Bin bereket ana. Yakında gene gelecek. Hazırlıklı olun ha. Paraları hazırlayın demek istiyorsun değil mi Pembe abla? Böyle lafı bir defa da anlayan insanları pek severim gerçekten de. Hoşça kalın ana. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Hepsini çektim beden. Hepsini çektim abi. Çok güzel. Yarın sabah belediye başkanı bu kaseti izleyince bakalım Pembe ne yapacak. Gel. İyi günler başkanım. Beni çağırtmışsın. Gel Pembeciğim. Seninle bir film izleyeceğiz. Anam. Yoksa beni sinemaya mı götürüyorsun başkanım? Baş başa. Anladım. Sen de bana aşık oldun. Vallahi ben bıktım anam. Güzellik başa bela. Nereye gitsem biri aşık oluyor bana. Ne? Hangi sinemaya gidiyoruz? Yok yok. Sen beni yanlış anladın Pembeciğim. Sinemaya gitmiyoruz. Burada izleyeceğiz filmi. Ne yapalım anam? Burada olur. Sinema daha güzel olurdu ama... Şey nasıldır anam? Film nasıldır? Güzel midir? Çarpıcı, şok edici. Allah Allah. Hangi film bu abi? Çarpıcı yani güzel öyle mi? Güzel, güzel izleyelim anam. Keşke ben biraz fıstık fındık alsaydım. Gerek yok Pembeciğim. Kısa zaten. Peki canım, izleyelim anam. Bu kadar para yeter mi? Bu kadar para yeter, bu kadar. Anam, ben oynuyorum filmde. Vallahi gerçekten bu büyük sürpriz oldu. Bana da çok büyük sürpriz oldu Pembeciğim. Söyler misin, ne yapıyorsun orada? Say Pembe abla, say. Başkanım, bana orada rüşvet teklif ediyorlar. Ben onu almıyorum.
Yakında gene geleceğim. Almadığın parayı cebine koyuyorsun ama. Evet, cebime koyuyorum ama almıyorum. Başkanım bana komple kurdular. Vallahi inanmayacağım, rica edeceğim, inan bana. Paraları hazırlayın demek istiyorsun değil mi Pembe abla? Sen benimle dalga mı geçiyorsun be kadın? Basbayağı rüşvet alıyorsun işte. Derhal çık dışarı. Üniformanı da teslim et. Yani başkanım, eğer ben rüşveti tek başıma aldımsa, bu sizi rahatsız ettiyse, paylaşabiliriz yani. Defol! Çık dışarı! Çık diyorum sana! Tamam anam. Defol! Tamam. Çık! Hemen çık diyorum sana! Defol! Defol! Gel gel gel, bak gelir şimdi. Bak Pembe! Kız Pembe! Anam, sizin ne işiniz vardır burada? Seni bekliyorduk Pembeciğim. Şeyi merak ediyoruz Pembeciğim. Şimdi bir düğmeni kopartmaya kalksak kaç aydan başlıyor acaba? Yapmayın, ben hala görevdeyim. Yok ya. Sen onu bizim külahımıza anlat Pembe abla. Yapacaklarının yanında kalacağını mı sanıyordun Pembe abla? Bitti. Bitti sen, bitti. Gelmeyin be, gelmeyin. Tamam, vur be be. Kartu kalama, maçtik biri var. Usta biri var, maçtik dolama. O kartu kalama.